Merhaba, ben Gülüm Erzincan. Bu sene sonbahar-kış makyajı ile ilgili bazı tüyolar vereceğim. Özellikle gündüz ve gece olarak ayıracağım. İlk başta fresh ve sağlıklı bir görüntü üzerinden yola çıkacağız. Sonrasında da gözlerimizi birazcık daha koyulaştırarak renklerimizi, tonlarımızı gece nasıl kullanabiliriz bu makyajı? Bunun üzerine bir uygulama yapacağım. Evet, ilk önce fondötenle başlıyoruz. Cildimizin sağlıklı ve temiz görünmesi için çok önemli bir detay. Fondötenimizi kesinlikle modelimizin cilt rengine göre seçiyoruz. Çok açık tenli bir modelimiz var. Eğer cildimizde sorunlu bölgeler varsa o kısımlara biraz daha yoğun uygulayabiliriz fondötenimizi. Ama genel olarak cildin ne kadar şeffaf ve hani kendi tonunu alttan göstermesi bizim için hani çok daha doğru bir uygulama olur. Çünkü kimse tamamen bir maske gibi gözükmek istemez makyaj sonrasında. Çok az gözaltı kapatıcımızdan çok şeffaf olacak şekilde sadece bir kremsi doku yaratırmış gibi farı tutmayı kolaylaştırması ve karıştırmayı kolaylaştırmak için geçebiliyoruz gözaltı kapatıcımızdan göz kapaklarına. Ama çok az ve gözü çok yaklaşmadan göz içine kaçırmayacağız tabii ki. Şimdi makyajımızın cilt kısmını bitirdik. Pırıl pırıl tertemiz bir yüzümüz var. Bunun üzerine göz makyajımızla devam edeceğiz. Gözlerimiz için öncelikle krem bir far tercih ediyorum. Hem daha kalıcı olması açısından hem de çok yumuşak uygulayacağım geçişleri de. Ve bu bizim günlük sonbahar makyajımız için böyle hafif bronz bir ton, bronz kahveye yakın. Evet, şimdi göz kirpik diplerine hafif bir gölge uyguluyoruz farımızla. Çok çok yumuşak, doğal geçişler, kahve tonları. Özellikle dış kısmından içe doğru yarım gibi geliyorum ki göz yapımızı olduğundan daha yukarıda göstermek için. Eğer düşük bir göz yapısı varsa biraz kaldırmak için. Şimdi modelimizin kirpik dibine bir ton daha koyu far uygulamak için şöyle hafifçe elimden destek alarak biraz daha kirpik dibine yoğunlaşıyorum. Evet. Bu hem yumuşak bir geçiş hem de güzel buğulu bir efekt yaratıyor. Şimdi kaşlarımızı biraz tarayıp onları şekillendirmek üzere bir kaş kalemi yardımıyla olabildiğince hani doğal tutmakta fayda var. Yavaş yavaş ten anatomik şekillendirme, işte hafif biraz aldık için işte biraz aydınlatmalara başlayacağız. Biraz gölge yapacağım yanağın altına, elmacık kemiği gölgesi. Yüzümüzü şekillendirmeye biraz tenimizden 1-2 ton koyu bir pudra ile hafif bir şekillendirme yapacağım. Sonra üzerine bir ton daha koyu suyla tekrar bir şekillendirmeye devam edeceğim. Şimdi hafifçe bir ton koyu bir pudra ile yavaş yavaş şöyle, evet, evet, aynı şeyi buraya da. Şimdi bu anatomik şekillendirmeler de aslında çok önemli ve herkesin kendi tabii ki yüzüne göre yapacağı bir şey olması lazım. Yani bu kısmı, göz kısmı dar olan birine buraya gölge sürmek doğru değil. Sadece
daha geniş olan kısmı hafif indirmek için, dengelemek için yüzü, o bölgeleri gölgelendiriyoruz. Ama onun dışında gereksiz yere gölge yapmaya gerek yok yani. Gölgemizin bir ton koyusunu hafifçe başka bir fırça yardımıyla tekrar elmacık kemiğini birazcık daha güçlendirmek adına şu şekilde. Evet, çok hafif. Bu kadarı yeterli. Şimdi öbür tarafa da geçiyoruz. Evet. Hafifçe bu bölgeye de. Çünkü tam elmacık kemiğinin altına denk gelmesi gerekiyor gölgemiz. Ve o bildiğince yumuşak geçişlerle. Yani gölge yaptığımızda çok da fazla anlaşılmasa daha iyi olur. Şimdi tekrar allık için bir renk belirliyoruz. Allığımızı hafif pembe tonuyla seçiyorum. Çünkü modelimizin teni çok açık tonda. Tenimize uygun bir allık seçiyoruz. Hafifçe. Evet, sağlıklı bir görüntü yaratmak için. Güldüğümüz noktadan yukarıya doğru yumuşayıp kaybolması gerekiyor bu arada allığımızın. Şimdi bunun üzerine biraz aydınlatma yapacağım allığımızı. Bu da yeni bir teknik aslında, yeni bir trend. Allıkların üzerine de bir strobe, bir ışıltı, bir shine her zaman kullanılmaya başlandı. Göz pınarına uyguladığımız ürünü, highlighter'ımızı ya da diğer bir adıyla aydınlatıcı pudra ürünümüzü hafif ışık vermesi için tam elmacık kemiğinin üstünden allığın orta kısmına doğru hafifçe yayıyoruz. Evet. Biraz bu highlight'ımızı dudağımızın üst kısmına da sürersek bu da güzel bir kontür sağlıyor. Evet, şimdi rujumuza başladık. Rujumuz için de bu makyajımızda çok natürel, hafif böyle pembeye yakın bir ton seçiyorum. Modelimizde beyaz tenli olduğu için çok yani koyu bir renk seçmeyeceğim. Nemlenmiş bir dudak üzerine uygularsak çok daha güzel bir sonuç alırız. Bu arada genelde makyajlarımda hijyenik nedenlerden ötürü en ince boy Q-tips ile ruj sürmeyi tercih ediyorum. Ama bazen kırmızı gibi koyu renklerde kontrol zor olduğu için fırça kullanıyorum. Hafif de fazlasını almak için şöyle bir hareketle tamamen doğal hale getirebiliriz. Makyajımız bitti. Parlamaları en son artık rujumuzu da sürdükten sonra hafif bir pudra yardımıyla alıyoruz. Özellikle alın bölgesi, T bölgemizdeki parlamalar. Bu dönem bu ara son 3-4 yıldır neredeyse sürekli bir strobing durumu var. Aydınlatma ve daha böyle ışıltılı, sağlıklı ciltler. Ama herkes bunu tercih etmeyebilir. Onun için de pudramızı geçerek T bölgemizi matlaştırabiliriz. Sadece belli lokal bölgelerde, yani mesela yanakların üstündeki parlamalar kalabilir. Onlar güzel gözüküyor genelde ama geri kalan kısmı pudralayarak makyajımızı bitirebiliriz. Şu anda uyguladığımız makyaj sadece günlük yaşantınızda size çok küçük hani pratik tüyolarla çok fazla da detaylandırmadı. Yani belki detaylandırmış olabiliriz tabii ki, kimisine göre değişir bir şey ama doğal tonlarda daha böyle yumuşak görüntülü bir sonbahar makyajı diyebiliriz. Ama ben yine de sonbahar olmasına rağmen dudaklarda ve yanaklarda biraz sıcaklık seviyorum. Kendi kişisel bakış açım daha sağlıklı gösterdiği için. Çünkü sonbahar renkleri genelde böyle rujlar daha morlara da kaçabiliyor, kahvelere, morlara. Tabii bunlar da kişisel seçimler.
Ben bu şekilde uygulamayı tercih ediyorum. Yani gözlerde birazcık daha kahve tonları, dudaklarda daha pembeler, işte şeftaliler şeklinde. Merhaba tekrar. Daha önce uygulamış olduğumuz gündüz makyajını şimdi gece makyajına çevireceğiz. Bunun için de bu sezonun renkleri olan kızıl kahve tonlarından faydalanacağım. Özellikle göz kısmında biraz daha koyulaştırarak gece makyajına geçiş sağlayacağız. Evet. Biraz daha kızıl tonlarla. Şimdi biraz daha dip kısımlarını gölgeleyerek biraz daha derinlik vereceğiz. Şimdi yukarı doğru. Tekrar kirpik diplerimizi biraz daha yoğunlaştırarak kahveyi geçişlerimizi yumuşatıyoruz. Bu sefer kahverengi göz kalemimizin üstüne biraz da siyah geçeceğiz iç kısmına. Biraz da üst iç kısma uygulayabilirsiniz. Maskaramızı tekrar yoğunlaştırabiliriz. Çok hafif olmak kaydıyla. Çok da kirpikleri yapıştırmamak lazım. Buna da dikkat etmek lazım. Biraz da alt kirpiğe geçeceğim. Ucundaki birleşmeleri bu şekilde alabiliriz tarayarak. Gözün iç kısmına da bir altın efekti yaparsak sonbaharın sarı kırmızı kahve tonlarını çok hoş bir şekilde birleştirmiş olacağız. Biraz renkli bir makyaj. Ama gece için gayet hoş bir efekti var. Sonbahar bu sezon looklarına da çok uygun bir sonbahar makyajı. Bu sezon çok göreceğiz bu kızıl kahve gözleri. Evet, şimdi rujumuzu da gece makyajımıza uyarlamak adına biraz daha böyle kızıl kahve bir ton seçiyorum ki gözleriyle bir bağlantı yakalayabilelim. Bu sefer fırçayla uygulayacağım ki kontrolüm daha rahat olsun. Çünkü koyu renklerde her zaman daha çok dikkat çeker. Hatalar. O yüzden hata yapmamak için daha ince bir fırçayla ve de olabildiğince bu rengimizi de hafif uyguluyoruz. Evet, işte sonbahar makyajımız böyle. Bundan sonra yine Moda Nisa'da böyle makyaj videoları görmek istiyorsanız yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Teşekkürler.